Merhaba arkadaşlar. Bajaj 160 NS için benden giyim önerileri istedi bir tane arkadaş. Adını yanlış hatırlamıyorsam Alper olması gerekiyor. Farklı da olabilir, kusura bakmayın. Venom'un Urban modelinden başlayayım. Üstündeki yazlık model bir mont. Yani yazın ve sonbaharın iyi zamanlarında sizi idare edebilecek şekilde yapılmış. Bu Venom'un diğer farklı modellerini de paylaşmıştım. Bir tane de spor modeli vardı daha önceden. Şimdi bu tanıtımdan sonra o spor modelini, Spin diye bir model o da. Eğer spor model istiyorsan Spin modelinin tanıtımını bekle. Onu da hemen arkasından paylaşacağım zaten. Bu akşam onu da paylaşmış olurum. Spin modeli de spor bir model. Bu biraz daha hani yine kısa ama yine dik oturuş pozisyonlarına daha uyabilecek şekilde yapılmış bir mont. Bunu tanıtmamdaki neden? Impact Tech korumalara sahip. Yani çarptığı zaman sertleşen, yumuşak görünen ama çarptığı zaman sertleşip size daha fazla koruma verebilecek şekilde yapılmış bir mont. Tamamen delikli olması yazlık mont olduğunu zaten gösteriyor. Önünde bir fermuar var, bir çıt çıtı var. Altında da bir tane çıt çıtı var. Bu şekilde rahatlıkla kapanıyor. Dediğim gibi dirseklerinde ve omuzlarında koruması var. Sırtında da Impact Tech koruması var. Şuraya da Impact Tech amblemini yerleştirmişler. Bu şekilde aldığınız zaman hani hem üstün korumalı, hem yazlık, hem de sizi hani sonbaharın iyi zamanlarında, soğuk zamanlarında tabii ki üşütecektir. Ama iyi zamanlarında sizi rahatlıkla eşlik edebilecek şekilde ferah ferah gezebileceğiniz bir mont çeşididir. Bunun şu andaki sitemizdeki fiyatı 680 lira. Eğer nakit verirseniz veya EFT yaparsanız %5 gibi bir indirim yapıyorlar, onu biliyorum. Bu montla beraber hangi kaskı kullanmak istiyorum derseniz benim size tanıtacağım MTS kasklarını bir de benden dinleyin. Çünkü bu MTS kaskları gerçekten ucuz fiyatlı, hemen zaten buradalar. MTS kaskları işte bunlar. Yani gerçekten bu fiyata, bu ölçüde hani güzel, sağlıklı ne denir, havalandırma kanalları, çene pedi, burun pedi, her şeyi olan, aynı zamanda güneş vizörü olan bir kask bu fiyatlara almak çok zor. Yani 600 lira gibi, 600 lira civarında olması lazım. Bu fiyata bu kask bulunmaz. Hani 600 lira civarında olması lazım. Zaten internetten baktığınız zaman göreceksiniz. Ben mağazadaki satış linklerini zaten hemen altına yazacağım. Geniş bir bakış açısına sahip bir burun pedi var. Burun pedi biliyorsunuz bunun ne denir, camının buğulanmasını engelliyor. Altında çene pedi var. Rüzgar sarsılmayı engelleyecek şekilde alt tarafında da bir tane çıkıntısı var. Spoiler'ı iyi yapılmış ve şu üst spoiler'ı da var. Üst havalandırma kanalları da gerçekten iyi. Bu kask alınabilir. Hemen şu ön havalandırma kanalını da göstereyim. Şurada da ön havalandırma kanalı var. Şu şekilde aşağıya iterek açılıyor. Şöyle kapanıyor. Mikrometrik bir tane bağlantısı var. Çene pedleri, çene pedi diyorum, boyun pedleri gerçekten iyi. Yani ilk önce ben kafama giydim zaten. Baktım bunlar nasıl kasklar acaba diye kendim denedim. Ve hani bu fiyata iç pedleri bu kadar rahat, Alper'di galiba ya da Alperen'di, kusura bakma. NS 160 için sana, Bajaj NS 160 için sana bu kaskı tavsiye ediyorum. Yani bakabilirsin, çevreden de bakabilirsin. Hatta ben sertifikasının linkini de altta koymaya çalışacağım, alta bir yere koymaya çalışacağım. Bunlarla beraber yeni gelen bir tane eldivenimiz var, onu da sunacağım. Aslında bir tane değil, iki çeşit eldiven bunlar. Bu MC57. MC57'yi daha önceden tanıtmış olabilirim ama tekrar tanıtayım. Eklem yerlerinde iyi korumaları var. Delikli yazlık model yumruk korumaları var. Bilek yerlerinde iyi korumaları var. Çift koruma yapmışlar. Baş parmaklarında özellikle ilk düştüğünüzde elinizi çarptığınız ve baş parmağınızı koyduğunuz yere de birer tane koruma koymuşlar. Ve iç tarafı aşınmayacak şekilde yapılmış bir kumaşa sahip. İç tarafı da delikli ve tamamen rüzgar geçirir şekilde yapılmış. Bir de körük mekanizması eklemişler buna. Üstünde de şöyle cırt cırtları var. Bu cırt cırtlarını da açıp bileğinize göre oturtmanız için yapmışlar. Bence iyi eldivenler. Diğeri de MC58'de 2 diye geçiyor. Yaklaşık aynı tipte
Bunun yalnız bilek korumaları çok daha ince ve yumuşak. Ben ötekini tercih ederim. Yine yumruk korumaları ve eklem yeri korumaları var. Biraz hani bu biraz daha düşük bilekli ama bilekleri yine cırt cırtlı şekilde yapılmış. Şu şekilde açılıyor ve elinize rahat girmesi için şu ara kısma kadar açılıyor. Tamamen yazlık ve file dokudan oluştuğu için kışın sizi üşütecektir. Sadece yazlık eldiven ve yazlık öneri olarak paylaşıyorum. Kışın için önereceklerim farklıdır. Bir de bu da onun aynısı. Bu da siyahı. Siyahına da bakabilirsiniz. Bunun da tekrar modeline tekrar bakayım. Yanlış olmasın. Zaten aşağıda paylaşacağım. MC58E2 polyester ve sentetik deriden oluşan bir yapısı var. Fiyatları gerçekten ucuz. Altına dizlik almak istiyorsan Proel, Armode, Zandona'dan alabilirsin. Dainesizlikler de var ama dainesizliklerden elinizde çok fazla kalmadı. O yüzden de Proel, Venom'un dizliklerini alabilirsiniz. Skoyko'nun dizlikleri var. Zandona galiba bir iki tane var. Onlardan alabilirsin. Altına ben Rockwell Bot öneriyorum. Look VP olabilir. Eğer spor sürüşe meraklıysan ve spor kullanmak istiyorsan bence DNA modelini, yine Rockwell'in DNA modelini alabilirsin. Ondan kullanabilirsin. MTC serisi kasların daha farklı modelleri de var. Daha farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle gösterebilirim. Bu da açık rengi. Siyah ve gri açık rengi, siyah kırmızı rengi, tamamen beyaz ve parlak olanı, mat siyah olanı. Mat siyah alırken şöyle bir ekstradan bir dikkat etmeniz gereken bir şey var. Mat siyahlar kolay çizilir, çizildiğini kolay belli eder. O yüzden de hani parlak almanızı ben öneriyorum ama mat seven çok kişi var. Yani görünüş ve şekil açısından daha güzel görünüyor. O yüzden hani karar size bakıyorum ama çabuk çizilip çabuk o çizgileri belli ettiği için, çabuk çizildiği için ve o çizgilerin nedense hani matın üstünde çok daha fazla görünmesinden dolayı parlak almanızı tavsiye ediyorum. Bu kaslar bu arada EC2205 sertifikasına sahip ve 1500 gram ağırlığında, onu da unutmayalım. Benim tanıtacaklarım bunlar arkadaşlar. Bir arkadaş istemişti bu tanıtımı. Ben de yeni gelen ürünlerden bunları tanıtmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.